Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. 18 Temmuz'un ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yani bazı insanlar saç ektirir, gider Brad Pitt'e benzer. Ben eklince Sedat Peker'e benzedim. Değerli kardeşlerim diye açmak isterdim videoyu ama bir müddet daha beni görmeseniz iyi olur arkadaşlar. Kafanızdaki Mustafa Hoca imajı tamamen değişebilir. Dediğim gibi ya millet ektirir şeye benzer. Ben direkt Sedat Peker olmuşum yani. Görseniz manevi kayıp oğlu falan zannedersiniz. Öyle değişik bir şey oldu. Neyse, can sağlığı olsun da yakında görüşürüz. Bir de şey giyemiyorum, tişört vesaire giyemiyorum. Sadece gömlek tarzı şeyler giyiyorum arkadaşlar. Bir de altın kolye olursa tamam işte, yani başka bir şeye gerek yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçelim Fenerbahçe duyumlarına. Fenerbahçe'mizde şu anda gündem Kim Min Jae. Yani forvet unutuldu bence. Çünkü Kim Min Jae için bugün hareketli bir gün. Hatta duyumcu arkadaşlarımın da birçok duyumu var. Bu sabah Kim Min Jae transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı şeklinde. Lizbon'da menajeriyle bir araya gelecek, son kararı verecek şeklinde. Bu bana biraz komik geliyor ya. Gerçekten komik geliyor. Şimdi arkadaş, seni isteyen kulüpler vardır ki var. Şartları bellidir ki belli. Menajerin görüşmüştür ki görüştü. Sen de kafanda 3 aşağı 5 yukarı planlarsın. Niye Portekiz'e gidiyorsun? Yani niye orada bir araya geliyorsun? İstanbul'da suyu mu çıktı? Bir. İkincisi, bu adamlar seninle zaten, yani senin menajerinle İstanbul'da görüşmediler mi gelip? Yani biz öyle biliyoruz en azından. Ya da gideceğin takım Portekiz'de mi? Bu duyum bana biraz saçma geldi. Veren arkadaştan dolayı değil de bu duyum biraz saçma geldi. Aynı şekilde bugün Napoli duyumları gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız arkadaşlar, Rennes olayı kızışırken işte şöyle bir cümle kurmuştum. Spalletti diyor ki işte Kim Min Jae tam Şampiyonlar Ligi ayarında bir futbolcu. Ulan madem Şampiyonlar Ligi ayarında, bas parayı al. Niye bekletiyorsun? Direkt demiştik. Sanırım Spalletti duydu. Ve Fenerbahçe'ye ile görüşüp transferi bitirmek için bastırıyormuş. Hatta hem Di Marzio'nun hem İtalyan duyumcuların haberi var. Napoli yöneticileri Kim Min Jae transferini tamamlamak için bugün İstanbul'da Fenerbahçe yöneticileriyle görüşecek diye. Bakın bu da tuhaf değil mi ya? Yani bu, eğer az önceki doğruysa bu yalan. Bu doğruysa o yalan. Niye? Fenerbahçe yöneticileriyle görüşüyor. Demek ki Fenerbahçe yöneticileriyle görüşüne göre sıkıntı Fenerbahçe'yle. Ya da futbolcunun menajerinin anlaştı ki böyle bir durum var diye. Süreci hep birlikte izleyeceğiz aslına bakarsanız arkadaşlar. Derken yine bir duyum ortaya atıldı. Fenerbahçe Rennes kulübüne Kim Min Jae'nin serbest kalma bedelinin tamamını peşin ödemesi için bugün saat 17'ye kadar süre verildi diye. Arkadaşlar muhtemelen videonun yüklenmesi falan filan 12.45 5 saat ekle 17.45, yaklaşık 17.45 18'i bulur gibi geliyor. O yüzden belki de o süreyle ilgili siz son dakika haber alacaksınız bu videoyu izlerken, ama yani Napoli bu ücreti ve hatta daha fazlasını peşin ödemeye hazır diye duyumu vermiş, duyumu veren arkadaş. Bakın, serbest kalma bedelinin tamamını peşin öde. Bugün saat 17'ye kadar süren var diye. Onlar demiş ki tamam, biz bu parayı veririz, hatta daha fazlasını öderiz diye. Yorumlarda da biri demiş ki ulan yani serbest kalma bedeli sabit bir şey. Bu zıkkım madem sabit bir şey, ya niye daha fazla versin adamlar, gerizekalı mı demiş. Cevap olarak şunu yazmış: çok bilmiş bir rakibiyle yarışıyor ve kulüp burada önceliğini bir yere verebilir. 1 milyon euro fazla vereceğim, oyuncuyu bize vermeye ikna et derler. Zaten çıkış maddesi bakidir diyor. Bu bana yine saçma geldi. Ya bu bana yine saçma geldi. Arkadaş serbest kalma bedeli kaç? 23 misal. 18 diyorlar da gerçi bu duyumları veren arkadaşlar. 23. 23'ü basarım, futbolcuyu alırım. Ha, benden aynı şekilde 23'ü basan 3 tane takım vardır. Ben de 4.'üyümdür. Futbolcu içimizden birini tercih eder. Gerizekalı mıyım? Niye 24 vereyim? Niye 24 vereyim arkadaş ya? 23'e serbest kalıyor. Niye 24? Futbolcuya veririm, ona vereceğim parayı. Bilmiyorum, salakça geldi bana. Yine son dakika bilgilerine göre Napoli maaş teklifini yükseltip Kim Min Jae'yi ikna etti şeklinde ve Kim Min Jae Napoli teklifini kabul etti. Fenerbahçe'nin de hani bu transfere onay verdiği falan filan diyor. Ya niye onay versin? Para neyse basar alır arkadaş ya. Ya diyorum ya, çok tuhaf geldi. 20 milyon euro para, 3 milyon euro da maaş olarak eklendi gibi. Ha ben şunu biliyorum, şundan eminim. Kim Min Jae sözleşmesine 35 milyon euroya serbest kalır gibi bir madde eklettirmek istiyordu. Belki o konuda anlaşırlar. Yani onun dışında hiçbir şey söyleyemem. Onun dışında her şey aynı gibi. Bunlar yapılırken bir kardeşimiz de tüm tuşlara basmak gibi bir hataya bürünmüş. Demiş ki Kim Min Jae yarın tekrar Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenecek. Zaten Ali Koç Kiev maçlarını atlatalım demiş. Kime 3 milyon euroya yakın yeni maaş teklifini ilettik diyor. Kim Min Jae ısrarla gitmek isterse Kiev maçlarından sonra satılacak diyor. Şimdi bir, Ali Koç hani uzatmak için teklifte bulunduğu duyumunu en son veren arkadaş, yani bu duyumu verenlere küfrettiydi herhalde. Nasıl yani hocam? Ya şöyle söyleyeyim. Arkadaşın kendisi dedi ki Ali Koç futbolcu kalsın diye uğraşıyor. Görüşme de gerçekleştirdi. Hani sözleşme uzatalım diye uğraştı diye. Evet hocam. Sonra ne oldu? Sonra dedi ki bunu söyleyenlerin ta dedi. Yani Ali Koç'u itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar dedi. Fenerbahçe düşmanlar bunlar. Bunlar hain dedi. Değerli kardeşlerim dedi. Bunların hepsi hain diye devam etti. Aynı kişi. Aynı. Harbi söylüyorum. Daha nelere şahit olacağız bakalım. Peki hocam sence Şampiyonlar Ligi'ne, yani Şampiyonlar Ligi'nde oynatılır mı Kim Min Jae? Valla benim mantığıma göre oynatılmaz. Ha şu var. Kim Min Jae'nin kalmasını istiyorsun hocam. Ali Koç'un yerinde olsam oynatırım. Ne olacak? Allah göstermesin sakatlansa falan. Zaten kalır gitmez bir yere. Biz de memnun oluruz falan filan dediğinizi duyar gibiyim ama elin adamı da salak değil. Yani senin Bruno Henrique'de yaptığın elin adamı yapacak diye bir şey yok. Ki sen aynı hataya düşürmek için Arao'yu hemen istedin. Ben şunu söyleyeyim. Tisserand'ın hatta Lemos'un, bakın Tisserand hatta Lemos'un salı günü, yani yarın saat Türkiye saati 21'e kadar listeye eklenme ihtimali bence Kim Min Jae'den daha yüksek. Yani en azından bir tanesinin eklenme ihtimali daha yüksek diyeyim. İkisinin birden de var. O yüzden bunu geçin. Peki hocam Kim Min Jae giderse kim geliyor? Güzel bir soru. Nino. Nino hayırlı olsun. Evet. Nino. Hani şu Fluminense'deki var ya. Şimdi hocam bir dakika kafamızı biz toparlayalım. Sakin bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe stoper transferi yapacak arkadaşlar. Kesin olarak. Hatta Fenerbahçe eğer Tisserand'ı bonservisiyle satabilirse %100 olarak 2 transfer yapacak. Bakın 2 transfer yapacak. Yani Salah'ya giderse belki 3'e de çıkabilir. Yok hocam sen de takımın savunması bozuldu, şunu bozuldu, bunu bozuldu. Arkadaşlar bakın siz benim kadar iyi bilebilirsiniz. Ben sizin kadar iyi bilebilirim ama Jesus kadar iyi bilemezsiniz. Adam doğru zaman bu diyorsa doğru zaman budur. Hani hazır bulmuşluk düzeyi deriz, kritik zaman deriz. Biz eğitimde bunları çok kullanırız. Aranızda öğretmen olan ya da eğitim fakültesi öğrencisi olan varsa ya da akademik formasyon alan varsa bilirler. Tam kritik zaman. Atıyorum yani şimdi şu fiyata sattın satmadın bir daha töbe satamazsın. Ya da şimdi gitti bir daha gitmese hem bize zarar olur hem kendine zarar olur dediğin anda satarsın futbolcuyu. Buna da teknik direktör karar verir. Şimdi Fenerbahçe Fluminense'nin kaptanı Brezilya stoper Nino için gizliden bir operasyon yürüttü. Biz bu operasyonu sakladık. Gizledik. Üyelerle dışarı çıkartmadık. Üyelerin hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum. Sonradan dünden itibaren baktık ki Twitter'da artık 90.000-100.000 tane tweet atılmış Nino için. Ben de şunu söylüyorum. Eğer Nino ismi bu kadar yayılmasaydı ben %100 Nino Fenerbahçe'de derdim. Hocam yayıldı ya şimdi o zaman iptal mi diyorsun? Hayır iptal demiyorum. Şimdi yayıldı. Yayılmasına rağmen diyorum ki Nino ismi hani buradan dönerse yönetim başarısızlığı artık. Yönetim beceriksizliği. Niye? Arkadaş ismi tutacaktınız. Söylemeyecektiniz. Sır gibi tutacaktınız. Madem isim bu kadar yayıldı, madem herkes biliyor, o zaman Nino Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Kim Min Jae'nin yolu açık olsun. Nino Fenerbahçe'de hayırlı uğurlu olsun. Yani çok net söylüyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hocam bak, bunlar iptal ederler transferi, ihale sana kalır. Bana ne arkadaş? Bana ne? Çenelerini tutsalardı. Herkesin, yani yöneticilerin 2 kişiye 3 kişiye şirin gözükeceğim diye haber pompalamasına gerek yoktu. Hocam belki de yemlemedir. Nino deyip başkasını alacaklar. Yemleme değil arkadaşlar. İsterse inkar etsinler. Nino ile görüşüldü. Kulübü başlangıçta 7-8 milyon dolar, bakın euro değil, dolar istedi. O da aşağı yukarı şimdiki tabirle hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. O yüzden ben euro olarak söyleyeceğim. 7-8 milyon euro civarında bir şey istedi. Biz 2'den, 3'den, 4'den yola girip 5 milyon euro artı sonraki satıştan %15 paya el sıkıştık. Hocam senin dilin ne söylüyor? Yani sen şu anda ne söylüyorsun bize? Arkadaşlar Fluminense'nin stoperi Nino için 5 milyon euroya inşallah anlaştık diyorum. Maaş, birçok şey gördüm. 1.2 gördüm, 1.5 gördüm, 1.8 gördüm, 1.6 gördüm, 2 gördüm. Yani herhalde uğraşsam 7'yi 8'i falan da görürdüm. 1.2'nin altında maaş. 4+1 ya da 3+1 yıllık sözleşme süresi ama direkt 4 yıllık diye biliyorum ben. Bilgilerimde hata olabilir. Onu söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Fluminense muhabirleri şu an diyormuş ki kulübe gelen herhangi bir teklifi yok diyormuş. Ben yalanlıyorum. Fenerbahçe görüşte anlaştı bile. Ha, son anda bir şey çıkar, bir pürüz çıkar, şu olur bu olur. Ben onu bilemem ama Nino hayırlı olsun. Zaten dün de maç öncesi rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Oo tamam, duyumculara da gün doğdu. Ama bizim için çıkarılmıştır kesin. Bayram değil, seyran değil. Niye çıkarıldı diye. Tabii Covid de olamaz. Değil mi? Bence olamaz. Harbi söylüyorum arkadaşlar, bak hava toplarında iyi. Agresiflik iyi. Topu oyuna iyi sokma özelliği var. Zaman zaman gol arayan bir stoper. Biraz hızı yavaş diyorlar. Rıdvan Dilmen hızı yavaş desin. En son Kim Min Jae için hızı yavaş dediği zaman Türkiye'nin en hızlı stoperine sahip olduk. Crespo için ikincilik seviyesinde dediği Türkiye'nin en iyi ön liberosuna sahip olduk. Lütfen bunu da çöplesin Rıdvan Bey. Peki hocam ikinci stoper kim? Jason Denayer. Denayer Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Hem Nino hem Denayer. Hocam ikisi de sağ stoper. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Evet. Hem Denayer hem Nino Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. 5 milyon euroya bu transferi bitirmiş oluyorsun. Düşünsene yani. Yani Kim Min Jae'den 20-23 milyon euro bandında bir para alacaksın. 5'ini Nino için kullanacaksın. 15 milyon euro kasana kalacak. Onu da forvet için kullanırsın. Denayer zaten boşta. Hocam bak, Denayer, Nino, bunların yıllık ücretleri, Denayer'in yıllık ücreti 2,5'un altında. Hatta 2 milyon euronun da altında yıllık ücreti. Hocam sen ne diyorsun? Senin dilin ne söylüyor? Sen normalde bu kadar açık konuşmazdın. Ben söylüyorum arkadaşlar. Daha ben ne yapayım? Hocam Nahmul Fenerlisi var. Bir de neydi o? Penetra mı vardı? Aslına bakarsanız hedef neydi? Hem Penetra'yı almak hem Denayer'i almaktı. Fakat Nino biraz sürpriz oldu. Bak normalde alacağımız stoper hem Denayer hem Penetra'ydı. Nino biraz sürpriz oldu. Ama ben söylüyorum. Hocam bak bunlar olmazsa görüşürük. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Arkadaşlar olduğu zaman hiçbir şeyinizi göremiyoruz nasıl olsa. Olmadığı zaman da gölge etmeyin. Başka bir şey istemiyorum. Verilen sözler tutulsaydı şu kanalda 250 bin kişiydi. O yüzden ben hiçbirinizin şeyine, sözüne, yani hiçbirinizin demeyeyim, bir kısmınızın sözüne itimat etmiyorum. Ha buradaki 24.700 yapan kardeşlerimin sözüne itimat ediyorum. O kardeşlerimize diyorum ki inşallah Allah'tan bir mani gelmese sizlere mahcup olmayacağım. Denayer için de Nino için de ben şahsım adına şunu söyleyeyim. Bizim kulüp eline yüzüne bulaştırmazsa, son dakika saçma sapan pürüz çıkmazsa, işte kağıttan uçaklar falan filan olmazsa her iki futbolcu da Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Kim Min Jae'nin de yolu açık olsun. Eğer Nino Denayer'den biri olmaz ya da iptal olsa da Penetra en ciddi aday. Haberiniz olsun arkadaşlar. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz artık. Bakalım bu videoya kaç beğeni gelecek. Açık açık duyum verdiğim zaman. Yani diyorsunuz ya kesin konuş diye. Bakalım kaç beğeni gelecek. Bakalım hak ettiği izlenme kaç olacak. Ona göre de ben de bundan sonra yine sistemi değiştirebilirim. ya da böyle ufak tefek eklemeler, çıkarmalar yapabilirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.